Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizin ayınıza hoş geldiniz. Evet. Ağustos ayı aslan ayı. Evet. Aslan burcunda yeni ay var. 6 Ağustos'ta. Aslanlar için ilginç bir yeni ay olacak. Çünkü Güneş ve Uranüs arasında üçgen açı var yeni ay sırasında. 14 derece aslan burcunda doğacak. İkinci dekan doğumlular için. Ani seyahat. Ani seyahat açısı, ani güzel haberler gelmesi, eğitim, medya, radyo, televizyon, seyahat, yabancılar, yabancı ülkelerle ilgili pasaport işlemleri, mahkemelerle ilgili güzel haberlerin geleceği güzel bir yeni ay döngüsü. Şimdi bir de unutmayın, Aslan Burcu'nda olumlu yeni ay olduğu için tüm aslan doğumluları da olumlu etkilemeye başlayacak bir gezegen döngüsü. Bu gezegen döngüsü de bizler için, astrolojiyi çok iyi bilen insanlar için Aslan Burcu'nun iyi günler bekliyor demek. Evet, 8 Ağustos'ta Merkür de Aslan Burcu'na geçecek. Artık kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Tabii bir süredir, uzun bir süredir Merkür yengeçteydi. Zihinsel olarak birazcık geri çekilmişlerdi. Kendisinden gizlenen olaylar ön plana çıkıyordu. Evet. Şok edici haberler alıyor halde Merkür'ün oradaki pozisyonu sebebiyle, ama şimdi Merkür Aslan Burcu'na girince iyi. Yalnızca orada biraz kibirli konuşmalar olabiliyor. Tabii. Aslan Burcu Güneş'in burcudur. Tabii. Bazen dramatik düşünmeler olabiliyor, bazen sabit fikirler olabiliyor. Evet. Orada biraz ilişki kurma şekillerini yumuşatmanız gerekiyor sevgili Aslan. Evet. Böyle olduğu takdirde çok daha başarı ve kuvvet gelecektir. Unutmayın. Yılda bir kez burcunuza yeni ay olur ve o yeni ayın olduğu ay sizin doğum günü ayınızdır. Bunu doğru kullanmanız lazım. Bu ay gerçekten güzel. Evet, başka neler var Demet? 15 Ağustos Merkür-Uranüs arasında güzel üçgen bir açı var. O da yine belki ilginç haberler, seyahatler. Haber açısı, haber, sözleşme, anlaşma, imza atabilir anlamına geliyor. 16 Ağustos Venüs terazi burcuna geliyor. Venüs teraziye geçiyor. Belki yakın çevreleriyle ilgili daha hoş gelişmeler olabilir. Belki güzel bir tatil olabilir. Tatil olabilir, yakın arkadaşlarla ilgili sohbetler olabilir, gece gezmeleri olabilir, bol şeker, çikolata tüketimi olabilir. Venüs'ün temsil ettiği bazı aslanlar için çok nadir bir açıdır. Venüs'ün özellikle bir ilişki başlar. Romantizm, aşk, bunlar ön plana çıkabilir. 21 Ağustos. 21 Ağustos Dolunay var Kova Burcu'nda, 28 derece Kova Burcu'nda, 7. evde olacağı için ilişkiler, ortaklıklar bu Dolunay'la beraber belki yeni bir döngüye girebilir. Söyleyeceğin sözlere dikkat et Aslan. Ağzından çıkan kelimeyi kulağın duymak zorunda burada. Çünkü bu Jüpiter-Uranüs arasındaki yapı biraz sözlü iletişime, yani bunlar bu açısından bir nişanlının evlilikle sonuçlanması, bir iş ortaklığına başlama, bunun yanında eşler arasında bir problemin açık açık görülmesi, bazı doğum haritalarında sıkıntısı olan kişilerde boşanma açısıdır. Yani bazı aslan ve kova burcunu boşanmayı tetikleyen açıdır bu. Gerçeği söylemek gerekirse. Böyle bir yapı vardır. Arkasından Güneş Başak Burcu'na giriyor. Evet, 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. İkinci ev konuları, maddi konular biraz daha fazla ön plana çıkıyor. İş, çalışma ve paralar. Devam ettiğimizde parasal kaynaklarda 24'ünden itibaren gelişmeler var. 24 Ağustos'ta Venüs kare Plüton, maddi ve ekonomik küçük kayıplar olabiliyor. Buna dikkat edeceğiz. 26 Ağustos'ta Merkür karşıt Neptün. Burada beklenmedik bir borç alacak ilişkisi olabilir. Kimseye borç vermeyin, geri alamazsınız. 26 Ağustos Venüs karşıt Uranüs, küçük kazalar, sözlü iletişimde sorunlara sebebiyet verir. 28 Ağustos'ta da artık Mars Aslan Burcu'na Mars Aslan'a geçecek. Aslanların enerjisi, motivasyonu daha da güçleniyor. 16 Ekim'e kadar olan dönemde bu motivasyon güçlü olacak. Kendilerini çok daha enerjik, çok daha kuvvetli hissedecekler. Tabii bunun daha da net görebilmeleri için bizim bilinçokulunun günlük yorum servislerine ve haftalık yorum servislerine de dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bilinçokulunda günlük yorumlar profesyonel astrologlarımızın analizi ve sentezi sonucunda yapılır ve Demet Hanım tarafından da sizlere sunulur. Haftalık yorumlar ve günlük yorumlar ve aylık yorumlarla çalışıldığı takdirde astroloji size gerçekten güzel sonuçlar verecektir. Hoşçakalın. Sevgiler.